Herkese merhaba. Bugün size hem okurken çok keyif aldığım hem de sonunda beni derinden etkileyen bir kitaptan bahsetmek istiyorum. Kitabın adı Beyaz Gemi. Kırgız yazar Cengiz Aytmatov'un 1970 yılında yayınladığı romandır. 8 yaşlarında küçük bir çocuğun anne ve babası ayrılmıştır. Dedesi Momun ile birlikte bir tane vadide yaşamaktadır. Ve bu vadi çok sessiz bir vadidir. Kendileri dışında sadece iki ev daha bulunmaktadır. Bu yüzden de vadideki tek çocuk kendisidir. Yani arkadaşı hiç yoktur. Bu küçük çocuk aynı zamanda hayatında hiç annesini veya babasını görmemiştir. Sadece anne ve babasının ayrıldığını, annesinin onu dedesine bırakıp kente gittiğini, babasının da gemicilik yaptığını bilmektedir. Çocuğun hayatta tek güvendiği, sevgi bulduğu varlık da dedesidir böylece. Hayalinde canlanan taşlar, bitkiler, eşyalar hep onun en yakın arkadaşları olur. Bu canlanan eşyalar, bitkiler hep çocuğun yanında olurlar. İşte sevinçlerini ve hüzünlerini dinlerler. Kısacası onun oyun arkadaşı olurlar. Ve bu çocuğun hayatta en çok istediği şey, gölette yüzerken birden balığa dönüşüp, ırmağa sıçrayıp yüzerek gemiye varmaktır. Çünkü babasının gemide çalıştığını düşünmektedir. Hayali de balık gibi gemiye yüzüp sonra insana dönüşüp "Merhaba baba, ben senin oğlunum. Buraya seni görmeye geldim." demeyi hep böyle hayal eder. Size şöyle söyleyeyim. Bir çocuğun dünyasına kadar saf, masum, sevgi ve umut da olsa da hayatın acımasız gerçeklerinin bir çocuğun elinden masalını, tutunduğu hayal dünyasını elinden nasıl aldığını, onun yerine yalnız, acı ve katı bir hayatın nasıl dayatıldığını gösterdiği için ben bu kitabı öneriyorum. Biraz psikolojik bir kitap. Kesinlikle okumanızı öneriyorum. Herkese selam, benim adım Doğa Güner'i. Bugün sizlere bana klasik okumayı sevdiren bir kitabın yorumunu yapacağım. Bu kitabımızsa Oscar Wilde'den Dorian Gray'in Portresi. Kitabımızın konusundan bahsedecek olursak, kitapta Dorian Gray diye çok ama çok yakışıklı bir adam var ve bir karakterin Dorian Gray'in portresini çizmesi üzerine Dorian Gray portresini kıskanmaya başlıyor. Ben gittikçe yaşlanacağım ve çirkinleşeceğim, ancak bu portre sonsuza kadar genç ve güzel kalacak diyor ve bir dilekte bulunuyor. Keşke benim yerime portrem yaşansaydı ve ben hep aynı yaşında kalsaydım diyor ve bu dileği gerçekleşiyor. Biz kitap boyunca bu süreci ve bu süreçten sonrasında Dorian Gray'in başına gelenleri okuyoruz. Kitap daha çok olay odaklı bir kitap olduğu için gayet kolay okunuyor. Özellikle sonunda sizi şok uğratıyor ve kitap boyunca sizlere ahlak hakkında, toplumun bakış açısı hakkında, iyi ve kötü algısı hakkında bir sürü şey sorgulatıyor. Benim gerçekten çok keyif alarak okuduğum bir kitaptı. Umarım siz de okur ve beğenirsiniz. Hoşçakalın. Herkese merhaba. Bugün sizlere beğenerek okuduğum bir kitabın yorumunu yapacağım. Kitabımız Sophie'nin Dünyası, felsefe tarihi üzerine kurulmuş olan en iyi romanlardan bir tanesi olduğunu düşünüyorum. Gerçekten yaşımıza da uygun bir kitap. Okurken zorluk çıkarmıyor çünkü yazarın üslubu dolayısıyla çok akıcı bir kitaptı. Ben Sophie'nin Dünyası'nı geçen yıl okumuştum büyük ihtimalle. Fakat şimdi tekrardan başlama kararı aldım. Çünkü öyle bir kitap ki her okuduğunuzda farklı anlamlar çıkarabiliyorsunuz ve yeni keşiflerde bulunuyorsunuz. Kitabımızın konusundan biraz bahsedecek olursam, Sophie adındaki baş karakterimiz 15. yaş gününde posta kutusunda bulduğu bir mektupla hayatını değiştiriyor ve felsefe tarihine atılıyor. Daha doğrusu kendini bulma çabasına giriyor. Kitabın kendine has kurgusu ve gerçekçiliği sayesinde içinden farklı anlamlar çıkarabildim. Kelime dağarcığınız geliştirmenizde de faydalı olabiliyor. Aynı zamanda tüm yaş gruplarına da hitap etmesi çok hoşuma gitti. Evet, benim sizlere önerebileceğim kitap Sophie'nin Dünyası'ydı. Umarım siz de okursunuz ve kendinize güzel şeyler katabilirsiniz. Herkese merhaba arkadaşlar. Tonguç Akademi'nin bu hafta sizler için seçtiği kitap Ahmet Hamdi Tanpınar'ın Huzur isimli kitabı. Kitaptan kısaca bahsetmem gerekirse, roman kahramanı Mümtaz, annesi ve babasını genç yaşta kaybetmenin verdiği buhranla hayatına bir huzur arayışına giriyor. Aradığı huzur da Nuran isimli karakterde buluyor. Kitap Nuran ve Mümtaz arasındaki yoğun duyguları anlatıyor ve yer yer İstanbul tasvirlerine yer veriyor. Biz Ahmet Hamdi Tanpınar'ın tüm kitaplarını öneriyoruz ve severek okuyacağınıza inanıyoruz. Sizin de okuyup beğendiğiniz kitaplar varsa yorum olarak bekliyoruz. Keyifli okumalar, hoşça kalın.